Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Doğum, ölümün teminat mektubu gibi bir şeydir. Evet, henüz bir bebek daha, yeni taze doğmuş. Gözlerini bile açamamış ama o anda, yani annesinin rahminden dışarıya çıktığı anda ben doğdum, ölmeyi de kabul ediyorum diye zımni bir taahhütte bulunur. Benim anneciğim de herkes gibi, her canlı gibi anneanneciğimden doğduğunda bu taahhütnameyi imzalamış. Şimdi de yerine getirdi. Dün canım annemi benim, hacı anneciğimi Allah'a teslim ettik. Zaman zaman konuşurduk son dönemlerinde bilhassa. Korkar mıydı? Korkmak ya da korktuğunu belli etmek istemez miydi? Çok net bilmiyorum. Ama sık sık ölümden bahsederdi. Kırkların her gidişimde babacığımın kabrine gittiğimizde, babacığımı defnettiğimiz zaman anneciğimize de hemen yanı başında bir kabir yeri almıştık. Kırklareli'nde. Gittiğimizde neşeli bir şekilde, ama öyle kahredici, üzgün falan, "Oo, fah fah fah, ben de gittim gidiyorum" falan değil, hayır. Bakardı bana. "Oğlum be" derdi. "Buraya kadar gelmişken ben de acaba kıvrılıp yatıversem mi babacının koynuna" derdi. "Canım benim, dur daha" derdim "ya, dur daha nereye?" Sonra da sorardım. "Özledin değil mi anne?" "Çok özledim" derdi. Demek ki çok özlemiş ya. Çok özlemiş. Gitti. Hem de öyle bir gidiş ki, daha pazar günü telefonda görüntülü konuştuk. Gayet iyiydi yani. Sohbet bile ettik. 92 yaşında bir hanımefendi, bir canlı ne kadar iyi olabilirse en az o kadar iyiydi. Bu pazar günü, evet, ayın 16'sında. 18'inde kız kardeşimden telefon geldi. "Abicim, annemi hastaneye yatırdık. Doktoruyla görüştüm. Gelirsen iyi olur" dedi. Anladık. Sevgilimle beraber kırklarına gittik. Sonra da pazar günü, yani dün, canım annemi defnettik. Gelenler gidenler, tüm herkes var olsunlar. Herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Kendi adıma da, ailem adına da çok teşekkür ediyorum. Çok telefon geldi, çok mesaj geldi. Anneciğimin vefatını duyurduğum tweet mesajım en son baktığımda 670 bin kişi tarafından görülmüş. Bana o tweetimin üzerinden başsağlığı dileyenlerin herhalde binlerce. Evet, anneciğimin ölümünün acısını elbette unutmak mümkün değil. Ölüm acısı unutulur mu? Ama ben anneciğimle ne zaman yine bu ölüm meselesi açılsa ona anlattıklarımı bir de size tekrarlayayım. Müsaade eder misiniz? Bu benim inancım tabii ki. Yani ölüm Allah ve kişi arasındaki ilişkiye olan inancım. Benim anneciğim çok iyi bir Müslümandı. Bunu kim bilir kaç defa söyledim. Ben annemi diyelim ki, "Ha, bu hanımefendi ya da neyse, tabii yani bu kadın benim annem" dediğim 4 yaşımdan, 3 yaşımdan, neyse o zamandan beri tanıyorum. Hatırlayabildiğim o yaşlarından itibaren de benim anneciğim namazını hiç bırakmadı. Orucunu hiç bırakmadı. 92 yaşında bu mübarek Ramazan ayında bile, hani ben ısrar etmesem, kırılırım, gücenirim demesem belki oruç tutmaya bile yine kalkışacaktı. Dünyada çok büyük ihtimalle hemen herkesin düşmanı vardır. Siz birilerine düşman olmayabilirsiniz. Mesela ben hiç kimseye düşman olmadım. Kavga ettiklerim oldu, karşılıklı olarak birbirimizi kırdıklarım oldu.
Ama ben öyle bir insanım. Ben kimseye düşman olmadım. Benim düşmanım var mıdır? Büyük ihtimalle vardır. Neden? Benim işim eleştirmek. Eğer birilerini eleştiriyorsanız tabii ki düşmanınız da olacaktır. Benim anneciğimin hiç düşmanı olmadı. Annem zaten kimseye düşman olmadı da ama annemin de hiç düşmanı olmadı. Bu konuda camide cenaze namazını kılmak için dostlarla, arkadaşlarla 50 senelik, 55 senelik, 60 senelik, 65 senelik 7 yaşından beri tanıdığım arkadaşlarımla buluştuğumuzda annemle ilgili mahallelilerimizle tabii ki bilhassa çocuk arkadaşlarımla, mektep arkadaşlarımla annemin bu özelliğini konuştuk. Babam ne kadar çabuk öfkelenir ve parlar ise anneciğim o kadar hiç parlamazdı. Biz annemizin sinirlendiğini, yüksek sesle konuştuğunu, yani Bahçeli ve Recep Tayyip Erdoğan tarzı konuştuğunu hiç görmedik. Babamız konuşurdu rahmetli. Babamız konuşurdu, küfür de ederdi. Ama bir dakika falan sürerdi. Ya gülüyorum. Annemiz kızmaz mıydı? Büyük ihtimalle kızardı. Ama hiç belli etmezdi. 1949 yılında babam da evlenmiş. Babaanneciğimle 1977 yılına kadar aynı evde yaşadı anneciğim. Yani 28 sene. Ben de hemen hemen 18-19 senemi onlarla aynı evde yaşadım. Ben babaannemle annemin atıştıklarını görmedim. Birbirlerine seslerini yükselttiklerini görmedim. Babaannem zaman zaman sitem ederdi. Sadece sitem ederdi. Anneciğim hiçbir şey söylemeden işine bakardı. Öyle güzel bir kadındı ya. Öyle bir güzel kadındı. Son konuşmalarımızdan birinde ona işte bu ölüm, Allah ve kişi arasındaki ilişkide annemin inançları penceresinden bakarak bir şey anlattım. Canım dedim, hacı anneciğim, seni tanıdığım tanıyalı Allah'a olan inancını bir gün bile kaybetmedin. Belki zaman zaman içinden şüphe geçirdin mi? Hayır dedi bana. Ki ben deistim bilirdi ve bana hiçbir gün sen neden böylesin be oğlum demedi. Canım anneciğim dedim. O kadar inançlısın ki Allah'ın doğrusunun senin doğrundan daha mühim, daha değerli olduğunu mutlaka kabul ediyorsun. Etmem mi oğlum dedi. Elbet dedi. Allah ne ederse doğru eyler dedi. Peki canım annem dedim. Ölüm diyoruz. Ölümün yaşı var mı? Doğar doğmaz ölen de var. Bir yaşında ölen de var. 115-120 sene yaşayan da var. Değil mi anneciğim dedim. Evet de. Doğar doğmaz ölen ile 120 sene yaşayıp ölen için hükmü kim veriyor dedim. Allah veriyor yavrum dedi. Allah veriyor dedi. Peki. Demek ki doğum ne kadar Allah'ın emri ise ölüm de Allah'ın emri. Doğum ne kadar Allah'ın doğrusu ise ölüm de Allah'ın doğrusu. Allah korusun. Allah gecinden versin. Hep dersin gerçi ama Allah bana evlat acısı göstermesin. Ölümün en hayırlısı sıralısısın dersin. Evet oğlum, Allah bana hiç kimseye evlat acısı göstermesin evladım, çok zordur. Ben bunu yaşayanlarda gördüm derdi annem, yine bana öyle söyledi. Peki tamam işte anneciğim. Ama de ki Allah beni aldı gitti. Ne yapacaksın? Allah'a isyan mı edeceksin? Hani Allah'ın doğrusu? Sevdiği bir kulunu ya da sevmediği kulunu fark etmez. İster ödül için, ister acı çektirmek için, cezalandırmak için Allah birisini zamansız aldı gitti. İsyan edebilir misin? Tabii etmem. Dedi o zaman bana. Demek ki ölüm Allah'ın doğrusu. Kullar Allah'ın doğrusuna senin doğrun doğru değil diyebilir misiniz? Aman Allah, Allah korusun evladım. Canı şahane falan böyle güzel İslami tabi terimler. Canım anneciğim, ben de bunları çocukluğumdan itibaren ondan öğrenmiştim zaten. Derdi. Ve en son gördüğümde de öyle ki adeta ölüme kendisini hazırlamıştı. Evet. Ama hiç belli etmeden. Hiçbirimize belli etmeden.
konuşmasını da yaparak. Ya candarım be, böyle bir konuşma yapmak istemezdim ama. Kaç gündür yokum değil mi? Şimdi de kapkarı bir gözlükle karşınızdayım. Yok canım, gözlerim şişmiş falan değil, hiçbir şeyim yok. Bundan sonra sürekli gün ışığında ya da video çekerken karşıdan aldığım ışıkta, ışığa karşı bu gözlükleri kullanmak zorundayım. Bilenler bilirler, içinizde göz doktorları varsa hem sarı nokta hem şeker hastalığı insan gözünü çok yoruyor. Ben tip 2 diyet diyabetim evet ama zaman zaman ipin ucunu kaçırabiliyorum. Zaten tam göz doktoruna gidip yeni bir muayene merhalesine başlayacaktım. Sarı nokta ile ilgili çok olumlu gelişmeler var. İğne vuruluyor. Evvelden bir aydaydı. Şimdi 6 ayda bir de olsa çok etkili iğneler var. Hatta bir de bunun çok güçlü bir hapı çıkmış. Haftada bir tane alıyorsunuz, draje. O da sarı noktayı geçirmiyor ama en azından durduruyor. Şimdi ben işte bu aynı zamanda ışığı da süzerek, hatta bilgisayar karşısında da bu gözlüklerle oturarak sarı noktayı da engellemeye çalışacağım. Ara verdim. Evet. Hem içimden gelmedi, hem anneciğim öyleyken konuşmak istemedim, video çekmek istemedim. Beni Korkusuz'dan takip ediyorsanız, Korkusuz'da yazı yazmadım. Tweet paylaşmadım. Tweet atmadım yani. Anneciğimle ilgili tweet hariç, bilgilendirme, dijital ailemi bilgilendirme amacıyla attığım tweetler hariç tweet de atmadım. Ya, hayat. Hayat. Doğduysak öleceğiz. Ya. Ancak ölümden sonra ne olacağımızı dindarların inançlarına göre bakarsak, cennet ya da cehennem var. Yaratana inananlar benim gibi bir Allah olduğuna, bir yaratıcı olduğuna inananlar, dinlerin ise siyasi ve insanları yönetebilme amaçlı yaratıldığına inananlar açısından biraz daha farklı. Benim Allah'ım insanlar arasında barışı, kardeşliği, dostluğu emrediyor. Öyle. Birbirinizi kırmayın, birbirinizi dökmeyin. Bu dünyayı biriniz için, üçünüz için, beşiniz için yaratmadım diyor benim Tanrım. Bu dünyayı hepiniz için yarattım. Bu dünyadan alacaklarınız, vereceklerinizle hemen hemen eşittir. Yani cefa değil ama çalışmadan, ter akıtmadan, çabalamadan ben size bir şeyler verecek değilim. Benim Allah'ım böyle söylüyor. Ama başkalarının inandığı Allah başka türlü söylüyordur. Onlara da saygı duyuyorum. Çünkü inanç saygı duyulası bir duygudur. İnanç. Öncelik benim için bilimdir. İnancı bilime önceleyenler geri kalmış toplumlardır. Gelişmemiş toplumlardır. Gelişememiş toplumlardır. Kalkınma bilimle ilgilidir. Eğitimle ilgilidir. Kalkınma yani gelişme bilimle ilgilidir. Eğitimle ilgilidir. Ekonomik büyüme ise eğitimle falan pek ilgili değildir. Charles Kindler gelişmeyi bir insanın zekayen gelişmesi olarak tanımlamıştır. İktisadi gelişmeyi, sosyal gelişmeyi yani. Kalkınmayı daha doğrusu. Öyle söyleyeyim. İktisadi büyümeyi ise bir insanın fiziki büyümesi olarak tanımlamıştır. 200 kilo, 250 kilo olursunuz. Bu sadece sizin çok büyük, çok iri olduğunuzu gösterir. Ama öyle ki 7-8 yaşında bir çocuk zekasıyla, aklıyla, bilimiyle 200-250 kiloluk o dev gibi devasa adamı yok edebilir. Ufacık İsrail, ufacık küçücük çöl. 7,5 milyon nüfus, 90 milyon nüfusu Türkiye'den ekonomik olarak yani neredeyse 10 kat büyük. 10 kat değil ama en az 8 kat büyük. Yani İsrail'de kişi başına milli gelir 56 bin dolar.
Türkiye'de 8.000 dolar. Ekonomimiz büyük ama insani gelişmişliğimiz yok. Kalkınmış değiliz. Çoğumuz eğitimsiziz. Çok kolay aldanıyoruz. Sorgulamayı bilmiyoruz. Karnımız açsa karnımızın neden aç olduğunu araştırmıyoruz. Allah diyor, Durs bizi böyle cezalandırıyor. Fakir kıldı, hayır. Benim Allah'ım mesela hiç kimseyi gıcığına, inat için fakir bırakmaz. Ama çalışmıyorsan, çabalamıyorsan, sorgulamıyorsan, hırsızlığa ve hırsızlara göz yumuyorsan, senin kaderin fakirliktir. Bir şehir ya da bir ülke kötü yönetiliyor ise ya da halkının geneli fakr-ü zaliyet içinde, fakirlik içinde, aciz içinde yaşıyor ise o ülkeyi yönetenler hırsızdır. Bir şehrin ya da bir ülkenin halkı eşit şartlarda, eşit imkanlarda değil ama fırsat eşitliğinde, hukuk karşısında eşit olarak ve en az eşitsizlik çerçevesinde ve tabii ki asgari refah düzeyinde ve barış içinde yaşıyorsa o ülkeyi yönetenler hırsız değildir. O ülkeyi yönetenler ülkeyi bilimle yönetiyorlardır. Çandar. Allah Türkiye'mizi bilimle yöneten politikacıların ülkesi kılsın. Benim duam bu. Başka bir şey istemiyorum. Bilime inanan, yalan söylemeyen, dürüst, din konusunda kulları, insanları, din konusunda insanları aldatmayan, dini, Allah'ı, kitabı, Kur'an'ı, peygamberi, mektebe, kışlaya ve duruşma salonlarına sokmayan devlet adamlarımız olsun inşallah. Hırsızlarımız olmasın. İhaleye fesat karıştıranlarımız olmasın. Yargıyı kendi tekellerine, emirlerinin altına alanlarımız olmasın. Dini, Allah'ı, kitabı, Kur'an'ı, peygamberi mektebe, kışlaya, üniversiteye ve yargıya sokan devlet insanlarımız olmasın canlarım. Onun için ne yapmamız gerektiğini biliyorsunuz. Seçimlerde doğru kişiyi seçiniz. Evet. Yarın da itibaren yine videolarımıza başlayacağız. Çarşamba günü de yazılarım yayınlanmaya başlayacak. Hepinizi çok seviyorum canlarım. Hepinizi çok seviyorum. Her şey çok güzel olacak. Lütfen enseyi karartmayın. Ve tahammüllü olun. Sevgiyle gözlerinizden öpüyorum. Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın güzellerim.